İstanbul Barosu'nda mevcut 22 yıldır iktidarda olan önce İlke grubu maalesef İstanbul Barosu avukatlarıyla baronun arasındaki bütün ilişkiyi kesti ve fil dişi kulelerden İstanbul Barosu'nu yönetmeye başladı. İstanbul Barosu'nda tekçi, avukatların sorunlarından tamamen uzak, oligarşik bir yapı oluştu. En son bu dönem mevcut yönetimin içerisinde hem başkan hem de başkan yardımcısı bizim hiçbir şekilde anlayamadığımız şekilde ve avukat kamuoyuna da herhangi bir açıklama yapmadan her ikisi de ayrı ayrı aday oldular. Bu durumdan rahatsız olan özellikle barodaki muhalif avukatlar olarak bizler 1200 avukatın imzasıyla Sayın Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu'nu baro başkan, İstanbul Barosu Başkanı adayı olması için çağrı yaptık. Sayın Kaboğlu da bu çağrımıza ben değil biz diyerek yola çıkalım diyerek olumlu yanıt verdi. Bu çağrımızdan sonra Sayın Kaboğlu'nun bu açıklamasından sonra özellikle İstanbul Barosu'nda bulunan genç avukatlarda, kadın avukatlarda, işçi avukatlarda ciddi bir heyecan yarattığını gördük. Çünkü İstanbul Barosu dünyanın en büyük barosu olmakla övünüyor ama baktığımız zaman hem ülke bu kadar anayasasızlaşma süreci içerisindeyken hem Anayasa Mahkemesi kararları, yargı kararları uygulanmazken maalesef etkisiz, pasif ve avukatların sorunlarına da bigane bir yönetim anlayışıyla yönetiliyordu. Bugün Değişim İçin Avukatlar grubunun Sayın Avukat İbrahim Kaboğlu önderliğinde yaratmış olduğu bu sinerji baroda ciddi bir değişimin habercisi olarak görülüyor. Şimdi aslında Filiz Saraç dönemi 22 yıllık bir iktidarın son 2 yılıdır diyebiliriz. Ve bu 22 yıllık iktidarın tamamında Filiz Saraç bir şekilde yönetimin bir yerinde yer aldı. Esasen yönetimde olan anlayış aslında 1940'ların anlayışı arkaik bir anlayış ve avukatların sorunlarından tamamen uzak kendilerini bir oligarşik yapı oluşmuş ve o oligarşik yapının anlayışıyla baroyu yönetmeye çalıştılar. Ama bugün İstanbul Barosu'nda bir yönetim krizi var. İstanbul Barosu'ndaki yönetim krizini kendisi de aslında bu tekçi yapıdan kaynaklanıyor. İstanbul Barosu'nun 65 bin avukatının tüm renklerinin biz baroya yansıması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü etkin bir İstanbul Barosu'nun bugün siyasal iktidarın bu kadar hukukla oynadığı bir ortamda çok daha fazla vatandaşın, yurttaşın haklarını savunma noktasında da etkili olacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda bugün savunma hüküm üçlüsünde savunmanın tamamen devre dışı bırakıldığını görüyoruz. Bu savunmanın devre dışı bırakılması sürecinde İstanbul Barosu maalesef hiçbir şey yapmadı. İstanbul Barosu sadece özel günlerde mesaj yayınlamakla yetindi. Sadece Türkiye'nin gündemini belirleyen hukuki meselelerde basın açıklamaları yapmakla yetindi. Oysa ki bizler şu sloganla yola çıkıyoruz. Bizim açımızdan temel sloganımız şu. Fikir, dayanışma, eylem. Fikir derken şunu kastediyoruz. Fikir derken temel olarak sorunun doğru bir tespitini yapmak. Dayanışma derken de şunu kastediyoruz. 65 bin avukat ile birlikte eğer bir şey yapacaksak yapmak ve 65 bin avukatın yaşamış olduğu sorunlara müdahil olan bir baro yaratmak. Fikir, dayanışma, eylem derken de yine aynı şekilde İstanbul Barosu'nun da üyesi olan avukatlarla birlikte bir eylem kararı verilecekse o eylem kararını vermek ve o eylem kararını da subuta erdirmek.
Çünkü bugün mesela İstanbul Barosu bir çağrı yaptığında maalesef Çağlayan Adliyesi'nde 100 kişiyi bile toplayamıyor. Çünkü İstanbul Barosu'nun komisyonlarında, İstanbul Barosu'nun bütün merkezlerinde atama yoluyla belirleniyor yöneticiler. Oysa ki bizim temel aldığımız yönetim anlayışı katılımcı bir yönetim anlayışı. Biz bütün merkezlerin ve komisyonların başkanlarının, sözcülerinin seçimle belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz ve değişim için avukatlar olarak İbrahim Kaboğlu başkanlığında İstanbul Barosu'nu kazandığımız takdirde biz bunu gerçekleştireceğiz. Örneğin bugün şunu söyleyeyim, avukatların çok büyük bir kısmı 1 ile 5 yıl arasındaki kıdeme sahip. Ama 1 yıl ile 5 yıl arasında kıdemde olan avukatlar ciddi ekonomik sorunlar yaşıyorlar. Bağlı çalışmak zorunda kalıyorlar. İşçi avukat statüsünde çalışıyorlar. Ama baro bu konularda herhangi bir müdahil olma durumu söz konusu olmuyor. Oysa ki baronun özellikle bu konuda müdahil olabileceğini düşünüyoruz. Belli özellikle genç avukatlara yönelik mobbingi, genç avukatların ücret meselesini baronun müdahil olup genç avukatları zor şartlarda çalıştıran patron avukatlara karşı tutum alması gerektiğini düşünüyoruz ve biz iktidara, biz yönetime geldiğimiz takdirde bu tutumu net bir şekilde alacağız. Çünkü bizler İstanbul Barosu'nun tüm mücadeleci, tüm demokrat, tüm yurtsever avukatlarının bir araya gelmesinden oluşan bir yapıyız. Bu böyle bir bileşeniz. Bugün ayın işte 20'sinden sonra Baro Genel Kurulu bittikten sonra da biz ister kazanalım ister kaybedelim biz sahada mücadele eden avukatlarız. Sahada mücadele eden avukatların baro yönettiği bir baronun çok da etkin olacağını tabii ki kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Yani biz şunu söylüyoruz. Yani bizim temel çerçevemiz şu. Bizler avukatız. Avukatlar hak arama vatandaşın hak arama enstrümanlarının başında gelmekte. Bizler kendi haklarımızı savunamazsak hiç kimsenin, kendi müvekkillerimizin haklarını da savunamayız. Bizler avukatların haklarını savunmak için yola çıkıyoruz. Avukatların haklarını da nereden tutup savunmak gerekiyor? Bu işin apolitik bir mesele olmadığını bilinciyle savunmak gerekiyor. Bugün avukatlık mesleği bu kadar itibarsızlaştırılmışsa belli bazı politik nedenlerin itibarsızlaşma söz konusudur. Biz bu politik nedenlerle mücadele edeceğiz. Avukatların hak etmiş olduğu itibarı da tekrar geri kazandıracağız. Avukatlık haysiyeti dediğimiz, bizim anahtar kelimemiz dediğimiz kelimeye göre de, cümleye göre de avukatların avukatlık haysiyetine yaraşır bir yaşam sürdürmesi için mücadele edeceğiz. İstanbul Barosu'nda değişim için avukatların olduğu bir yönetimde avukatlar avukatlık haysiyetine bağdaşır bir yaşam süreceklerdir sözünü verebilirim. Özellikle Sayın Hocamızın etrafında çok ciddi bir sinerji oluştu. Bizim şu anda İstanbul Barosu'nda hem İbrahim Kaboğlu Hoca'ya hem de bizim grubumuza çok ciddi bir yönelim var avukatlar tarafından. Zaten böyle olduğu için de hakkımızda kara propagandalar yapılıyor. Çünkü bizim geldiğimiz etkin bir baro gerçekten de demokrasi mücadelesinin de bir parçası olacak barodur. Demokrasi karşıtı güçler o yüzden bize karşı kara propaganda yapıyorlar. Biz pazar günü değişim için avukatlar grubu olarak İstanbul Barosu yönetimine geleceğimizi düşünüyoruz. Avukatlardan çok ciddi bir ilgi var ve şunu diyoruz, İstanbul Barosu değişirse Türkiye değişir.